Seni ya özellikle şu şekilde söyleyeyim ama gerçekten söylemek istiyorum şunu. Çocukken rap yapıyordum işte, zaten hep bu söz yazma şeyleri oradan kalma. Gittim çağrı merkezinde falan çalıştım. Orada da 3 ay falan çalıştım abi. Bayağı çalıştım ya abi. 3 ay uzun bir süre benim için orada. Yani 22 ile ilgili bize aşırı manşet bir şeyler ateşlemek ister misin? İnşallah eski kız arkadaşına falan bir söylemek istediğim şeyler var. Yoksa akademik olarak hiç başarım falan yoktur böyle yani. Lise hayatım falan rezildir. Hatta müzik sayesinde bitirmişimdir liseyi yani. Krip Talk Show, Çağan Şengül. Hoş geldin Çağan. Hoş bulduk abi. Ne haber? İyi vallahi, bildiğin gibi. Öyle devam ediyoruz. Yaşamaya nereden geldiniz abi? Yasir'le beraber geldiniz. Yasir'le Ümraniye'den geldik. Sen mi kullandın Yasir? Çağan yok, ben kullandım. Motorla mı geldiniz? Motorla ama gitar olunca yelkenli gibi oldu. Rüzgar da var. Köprüden geçerken bayağı böyle temkinli geldik. Aa, motor gibi kullanamadık. Köprüyle motora girmeceler. Evet. Evet. İnanılmaz sakat. Ve gitarla yelken böyle kocaman direk var. Benim en sevdiğim genç nesil müzisyenlerdensin. Çok teşekkür ederim. Çok samimi söylüyorum. 3 tane, 4 tane filan, 4 tane sayamayabilirim. Hani gerçekten ilk 3'ün içerisindesin ve hani bunu böyle bir sınıflandırma için vesaire için söylemiyorum. Çok uzun vadeli, çok güzel bir kariyerin olacağını düşünüyorum. İnşallah, abi ben seni. Çok samimi söylüyorum. Çok teşekkürler. O yüzden de dinleyiciler için özetliyorum. Biz işte internetten bir tanışıklığımız var filan, işte ne yaparız, beraber bir şey yaparız mı filan diye böyle girdik. 842 yıl süren bir şarkı bayağı, yazım aşaması. Baya uzun solukluydu gerçekten. Uzun soluklu. 900 yıl süren bir... 900 yıl tam anlamıyla gerçekten. İkinci verse. Evet, ikinci verse. Acaba yapmasak mı diye bir 20 yıl daha düşünme olasılığı. Aynen, bir 20 yıl. Sonuç itibariyle bir çağın bitişi ve öbür çağın başlangıcı Burak Bedirli'nin düzenlemesiyle falan böyle bayağı bir şeye giriştik. Benim çok içime sindi. Valla benim de öyle abi. Biz bir şarkı yaptık yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Dinlerseniz seviniriz. Herhalde dinlersiniz diye düşünüyoruz. Şey değil, hani belirli bir kategoriye sokmak için falan demiyorum ama ben mesela birine seni dinlememiş, örnek veriyorum 45 yaşında 50 yaşında birine seni diyelim ki duymamış, müzikle çok ilgilenmiyor falan, hani Cem Adrian kategorisine yakın diyorum işte. Benim kategorime mantıklı de yakın değil ama özgün bir taraftan kendi bir yolu var falan diyorum. Sen kendini nasıl tanımlarsın abi? Abi kesinlikle zaten söylediğin isimler, sen, Cem Adrian, Halil Sezai. Yani çok aşırı dinlediğim, aşırı örnek aldığım. Beni biraz şey yaparsan ayırırsın. Seni ya özellikle şu şekilde söyleyeyim ama gerçekten söylemek istiyorum şunu. Ben abi Kral TV'de mi Dream TV'de mi ne bilmiyorum da ablamla böyle afili yalnızlık çıksın da dinleyelim diye. O zamanlar her evde bilgisayar yoktu ya da durumumuz yoktu, bilmiyorum yani. Bilgisayarımız yoktu sonuç itibariyle. Belki YouTube'da yoktu o zaman. Ne zaman yıl? Ne zaman işte, çok küçüktüm abi ya. Çocuktum yani. YouTube yoktu muhtemelen. Değil mi? YouTube. İşte afili yalnızlık çıksın da dinleyeyim falan filan diye böyle inanılmaz beklerdim gerçekten. Bunu zaten söylememe gerek yok. Senin kariyerinden müzik. Ya sadece şey, müzik seviyenden bahsetmeye gerek yok. Yani alternatif diyebilirim ama slow pop da diyebilirim belki. Ama bir kendi yordamın var bence. Yani bir şey, derdini anlatma biçimin var. Yani bir böyle bir Z kuşağının kendi içinde bir şey havası var. Ya yani onu sonra konuşuruz ama senin bir biricik, yani unik böyle bir şeyin var. Bence bir hakikaten duruşun var. Bir şeyin olduğunu düşünüyor musun? Yani şunun gibi tam sen nasıl tarif ediyorsun, ya da öyle sorayım. Yani geldi abi, bayram ziyaretinde şeyler geldi. Böyle amca çocukları, amcalar, halalar, teyzeler geldi. İşte Çağan sen ne yapıyorsun? Dediler. Müzik yapıyorsun. Evet. Nasıl müzik yapıyorsun sen? Dediler. Ya işte ne ben diyorsun? Şimdi o tarz adamlara laf anlatamayacağım için abi. Evet. Böyle başından giremeyeceğim için. Yani pop, slow pop falan filan deyip kapatıyorum böyle. Yani öyle gitarlı, mitarlı diyorum. Kapatıyorum konuyu. Ama yani genel olarak kendime sorduğumda bahsettiğin isimlerin harmanı diyebilirim belki. Yani çok dinleyip çok esinlenmemden ötürü belki. İşte benim de kendi yorumumu katarak birleştirdiğim bir şey. Valla ya aslında çok şeye sığıyor. Yani belki ekran başında izleyen biri şey diyebilir. Pop işte, ne uzatıyorsun, ne konuşuyorsun. Yok, pop diyebilir değil yani. Yani senin belki yaptığın şey pop değil. Arabesk diyebilir, bilmiyorum yani. Arabesk ya bence de diyorlar değil mı? Ama diyen oldu ya abi. Arabesk olan diyen oldu. Kökeni arabesk ama ya aslında bence. Çok tartışılır bence. Bence birazcık var. Biraz arabesk kökeni var böyle içinde yani. Biraz arabesk kökeni olmayan herhangi bir mimari yapı, herhangi bir müzik eseri, biraz yani bence politik bir
kampanya falan olmadığı için diyebiliriz. Yani harman abi. Alternatifin harmanı. Ama nereye gideceği belli olmayan yani. Ben çok çeşitli yapıyorum. Ben çok küçükken rap yapıyordum. İşte zaten hep bu söz yazma şeyleri oradan kalma yeteneği mi denir rap bilmiyorum. Rap single'ın falan var mı kaydettin? Ya ben çok eskiden kaydetmiştim. 2009'da, 2008'de falan çıktı. Böyle çocukken. Ya çıktı dediğim abi SoundCloud'dan falan yüklüyorduk. Ya da şeyden MySpace vardı o zaman. Nasıldı Yasir, dinledin mi? Çok farklı ya, hiç. Valla dinledin mi? Evet. Ha, çıktı bayağı. Ben dinletirim sana. Yayından sonra dinletirim. Okay, böyle okay. Hala dalgasını yapıyorum kendim böyle köşede bir yerde. Peki şey mi? Kartel'le şunu, Sago'yla bilmem neyle falan. Sago'yla falan başlamıştım dinlemeye. Dinlemeye başlarken işte ama ben de çok uzun bir süre dinleyici kalınca hadi ben de başlayayım, ben de bir şeyler yapayım diye. Bayağı başladım, yaptım, uzun süre yaptım. Sonra gitar aldım, gitar çalmaya başladım falan filan derken müzik evrildi oradan yani ama... Öyle bir şey oldu mu mesela? Ya bu rap'i seviyorum ben ama gitar da alayım falan dediğin bir an mı oldu yoksa şey kendi kendime mi? Ya gitar aldığım bir an oldu abi. Yani rap'i satma ihanet gibi görmedim de onu böyle hani. Gitar da alayım artık. Yani müzik yapmak istiyorum çünkü ben yani. Ne çeşit olursa olsun. Gitar almıştım işte. 5. sınıfta mı ne? Karne hediyesi almıştı babam hatta. Bir iki yıl falan yüzüne bakmadım hiç. Yani çalamadım, beceremedim. Çünkü şey, olay rap yani. Aynen öyle. Aynen. Sonra bol falan giyiniyordum ya. Kaç bayağı... yaşındaydın pardon? Ya işte 5. sınıftaydım. 4. Tamam. sınıftaydım. Çok kabul edilebilir bir aynen. şey. 6-7'ye kadar da bu sürdü. Devam, sonra aynen. bıraktım sonra artık. Sonra ufak ufak metalcilikler. Sonra ufak ufak şeye döndüm işte. Gitar falan filan aynen, böyle aynen. oraya döndüm. Ya yani. Duman var filan. Dumanlara aynen. Dumana döndüm abi kesinlikle. Aynen. Mor Ötesi ve Duman'ın o yaşlarda bir şeyi var bence. Yani o senin neslinde bence var bir etkisi var. Kesinlikle. Dumanın çok daha fazlaydı. Ondan sonra bir arkadaşım geldi işte caddelerde rüzgar falan çalarken ya böyle kendi başıma bir şey yapabiliyor oluşum hoşuma gitti böyle gitar üzerinde. Yoksa akademik olarak hiç başarım falan yoktur böyle yani lise hayatım falan rezildir. Hatta müzik sayesinde bitirmişimdir liseyi yani müzik grubundaydım falan filan derken böyle. Yani o şekilde ite kaka geldim abi işte hani şu anda müzik yapıyorum böyle. Peki şey, yani şeyin neydi abi senin? Ben müzik yapacağım dediğin bir an vardır ya. Ne zamandı biliyor musun? Bak çok net hatırlıyorum bunu böyle gözümün önünde hala. Bir tane sinemaya gitmiştik biz ailece. O zamanlar çat pat gitar çalıyorum. Hatta çalmıyorum da yani. Yine çok eski senesini tam hatırlamıyorum ama İncir Reçeli çıkacaktı film olarak fragmanda. Sezai'nin. Fragmanda da Halil Sezai isyan söylüyordu. O zamanlar biliyorsun yani. Ben hani X bir filme gittim. Dün ya. İnanılmaz. Dün abi ya. Ama. Sen, abi, bu olaylar sen dün mi? Senin müzik yapmadın mı? İncir Reçeli nasıl kaç yapımı ya? Bakabilir miyiz be Allah aşkına? İncir Reçeli çok eski bir film. Dün abi bence. Ben sonra Sezai ile içmeye falan gittim. Dün değil mi o? Ne zaman kaç yapımı çok merak ettim. 10 yılı mı var? 10 yılı net var. İncir Reçeli'nde işte 10 yıl önce baktık az önce. 10 yıl önce bir fragmanını görmüştüm böyle. Fragmanında işte Ali Sezai isyan söylüyordu. O dönem nasıl bir furyaydı biliyorsun abi. Ama ben ilk görenlerdenim yani. İlk böyle hani şarkına ya diyenlerdenim patlamadan mutlaka. Olay. Patlamadan kesinlikle. İsyan. Evet isyan. Bayıldım. Eve gittim. Böyle çok eski püskü bilgisayarımda. Bir şey söyleyeceğim. O ana kadar ne yapıyorsun? Müzik yapıyorsun ama yine. Müzik yapıyorum dediğim rap yapmaya çalışıyorum. Ha, rapçi ama onu okay. Evet tamam. Yani bir seni de şey yaptığımız karanlıklarda şey yaptığımız sonra. Bir de böyle gitar çalmaya çalışıyorum ama böyle hani aşırı hevessiz değilim, yüksek değilim yani çalmasam da olur ama hani deneyeyim arada bir. Sonra eve gittim işte şeyden attı çok böyle ismim doğru olur bilmiyorum hatırlamıyorum gerçi de YouTube değil de başka alternatif şeyleri vardı ben o zamanlar. Unuttum vallahi ya. Oradan Halil Sezai'nin o fragmanı buldum, İsyan şarkısını buldum. Deli gibi dinledim sabahlara kadar torrent. Böyle. Torrent de değil. Napster miydi? Okay. YouTube gibi bir şeydi okay. Yani böyle. Videoda mı neydi unuttum valla. İzledim işte sabahlara kadar böyle. İnanılmaz etkilendim. Sonra hemen girdim başka işte gitar dersleri falan bakıyorum böyle. O an işte o mi minor akorunu vurdum gitarda. Hani çok İsyan da basit bir şey böyle. Yani. Ah dedim ki çalıyorum herhalde. Ve ben dedim müzik yapayım deyip devam ettim. Şey, yani. Bizde şey vardı. Nothing Else Matters. Boş terler. Evet boş terler. Yaptın mı? Var mı hala? Yaptım var mı? Bir şey. Bence kalıcı grup olmak bu arada. Ben herkese onu öğretiyorum bu arada. Aynen. Çünkü çok geçerliliği var abi. Herkes biliyor, çalabiliyor gibi hissettiriyor insana falan böyle. O yüzden bayağı geçerli bence. Onu yaptın. Tamam. Gaza geldin. Hı-hı. Şeyle. Ve çalabiliyorum dedin. Sonra aynen. İlk şarkıyı ne zaman yazdın? İlk şarkıyı valla tarih olarak hatırlamıyorum. 2016-2015 falan galiba. Onun öncesinde de çok var ama hani düzgünce böyle oturup kağıda kaleme yazayım dediğim. Gerçi yok çok eskiye dayanıyordur. Ama işte benim hatırladığım Bir Deli Hasret var ilk yazdığım.
Onu da valla sene olarak hiç hatırlamıyorum abi ama çocuktum yani. 2015-2016'da yazdığın şarkıyı yayınlayacağım bir yer var mı abi? Yok. Yayınlayacağım hiçbir yer yok. Sonradan bir yerden single çıkarırım falan diye atıyorsun kenara değil mi? Benim hiç yayınlama gibi bir hayalim de yok. Ha öyle. Okay. Hiç böyle müzikten yürürüm, müzik işi yaparım yani. Bunu ana dal olarak görmüyorum. O sırada başka ne yapıyorsun? O sırada Sakarya'da üniversite okuyorum abi. Tamam, bölüm. Sakarya'da da dış ticaret ama böyle şeydeyim, merkezi bir yerde değilim, bayağı köydeyim yani. Tamam. Okulun önünde inekler falan otluyor. Çok güzel. Yani gidiyorum, ineklerle derse giriyorum, eve geliyorum, gitar çalıyorum. Evde de Sakarya'da işte yani. Öğrenci evindeyim. İnekler bekliyor beni orada her sabah. Gidiyorum falan işte. Bayağı köy hayatı yaşadım. 2 yıl falan abi. Artık böyle yani buraya kadar doldum. 2. yıl okuldan dedim ki. Okuldan mı tiksiniyorsun? Doldum dedim. Okuldan tiksiniyorum. Zaten yapamıyorum, beceremiyorum yani. Yani. Benim işim bu değil. Öyle hissetmiyorum yani. Mezun olayım da diyorum. Hani ne yapacağım diyorum yani. Sonra abi ani bir kararla ben direkt 2. yılın sonunda çat diye döndüm İstanbul'a. Ha ya, artık beni ilgilendirmiyor artık dedin. Artık dedim ben dedim yani okulda aile falan. Aile ne diyor bir, abi? Aileme de yani okuyacağım yine sınavlara gireceğim. Ha, gireceğim ya, son senem falan ama kötüyüm yani aynen. Ha, ben de sonra döndüm eve. Eve döndüm bir işe girdim çağrı merkezinde falan böyle. Daha hiçbir şey yapamıyorum yani. Gittim çağrı merkezinde falan çalıştım. Orada da 3 ay falan çalıştım. Harbi bayağı çalıştım yani abi. 3 ay uzun bir süre benim için orada. Masa başı bir işte beni 3 ay böyle yani. Ailen nesin? Evet ailemleyim. Müziği destekliyorlar mı? Destekliyorlar. Hiç böyle şey yapmadılar ya. O bırak şunu düzgün bir işe gir demediler hiç ha, yani. Süper. Öyle o kafada bir aile değildi. Sen hiç bırakayım şunu düzgün bir işe gireyim dedim. Ben çok dedim bu arada. Ben vallahi de çok, çok diyorum. Dedim hala yani. Diyorum. Çok dedim gerçekten. Yani istiyorum bir yandan. Hala böyle 8-5 bir işim olsun çok isterim bir yandan. Çünkü 8-5 değil belki ama 11-3. Yani. Çünkü şey yani abi belirsizlik beni çok yoruyor. Yani bu ay kazandığının %90 azını kazanabiliyorsun bir dahaki ay. Ve böyle yani bir şey yapamıyorsun. O yüzden beni çok gördüğü için bir böyle düzgün bir işim olsun diye çok istedim ama o muhtemelen şeydendir böyle hani gençlik yorgunluğundan böyle depresif oluyorsun ya bir dönemde. Muhtemelen o dönemdeydi. Ama sonra gayet çok şükrettim müzik yaptığıma yani. Şeyi ne zaman kabul ettirdin? Yani ben artık müzik yapıyorum. Hem kendini hem aileni. Ya ben müzik yapıyorum artık bundan ben sonra. Ben zaten konser falan yapıyordum. Ailem geliyordu. Konser dediğim işte inanılmaz küçük barlarda, kafelerde. Çağşengül ismine bile değildi bazen böyle. Çıkıyorduk. 50 kişi geliyordu, 30 kişi geliyordu. Onlara çalıp söylüyorduk. Aralarında annem babam da oluyordu yani. Ama tabii ki gösterebileceğim bir para yoktu yani. Yani hani etkinlik, ben buradan, ailen iştirak ediyor. Aynen. Ben buradan bu parayı kazanabiliyorum dediğim bir zaman yoktu. Hatta abi yani 2 yıldır falan 3 yıldır falan böyle artık kabul ettirdim. Yani bu bir meslek. O kendi kendine mi oldu yoksa oturup konuştun mu hiç? Yani ben artık bunu yapmak oturup ciddi bir şekilde konuşmadım. Çünkü dediğim gibi hiç köstek olmadılar yani abi. Sen müzik yapıyorsun, boş iş bunu bırak demedikleri için ben de hiç böyle gidip hani yapayım yapmayayım mı tatavasına girmedim. Ama hani gördüler yani işte sağa sola iş yapıyorum öyle oluyor böyle oluyor falan filan diye. Ya, o yüzden kabul ettiler tabii ki. Yani. Senin peki ilk acaba yazabiliyor muyum falan gibi bir kafa oluyor insanın içerisinde. Yazıyorsun 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 ama yani sen istediğin kadar biriktir. Paylaşmamışsın. Hı hı. İnsanlar duymadan, onaylamadan bir şekilde de sürünün bir parçasısın yani istediğin kadar besteci ol, istediğin kadar müzisyen ol ki evet. Bence müzisyen olmak bile sürü dışında kalmak için yeteri kadar kendini ispatlamış bir uğraş. Hı-hı. Yani belli ki sen başka bir şey olmak istiyorsun. Tamam. Sürüde yaşamak ve sürüde ölmek istemiyorsun ama yine de bir böyle yaptığın şeyi beğendirmek istiyorsun ya. Şey dediğin, ya tamam ben beste yapabiliyorum çünkü bak benim yaptığım besteyi millet de dinliyor yani. Hani çalıyoruz konserde ve millet de söylüyor ve seviyor insanlar. Hı hı. Ben artık besteci olduğumu düşünüyorum dediğin an hangi şarkı? İlk şarkım direkt. Çünkü ilk şarkım 10 milyon oldu abi. Çok kısa bir serüven oldu. Ama yani... Burada duygulu bir şey anlatmadım. Direkt yazdım oldu verdim böyle. Abi ilk şarkım 10 milyon oldu. Ve böyle neden öyle YouTube düşündüğümü mu? Söyleyeyim. YouTube'da oldu. Ama o zamanlar Keşfet FM diye bir kanal var böyle. Bağımsız müzisyenleri yayınlıyor. Belli bir abone kitlesine ulaşmış. 20 bin falan bahsettiğim abone. Ben evde oturuyordum Sakarya'da. 20 bine çok ciddi rakam 10 milyon. İşte yani aynen öyle. Çok o yüzden. Rakam. Ve abi devam edeyim anlayacaksın neden böyle söylediğimi. Sonra yolladım ben bu şarkıyı. Almadılar dediler ki bu kayıt ne be. Yani, kime yolladın? Yani mailleri var. Maillere yolluyorum işte. Keşfet efendim. Yani bağımsız bir YouTube kanalı o da. Yolladım şey dediler. Yani alamayız bunu dediler. Bu çok kötü bir kayıt dediler. Tamam dedim ben de. Problem değil dedim. Ondan sonra o kanal kapandı. Ah mı ettim? Ne oldu bilmiyorum. O kanal kapandı abi. Hem de 2 hafta içinde falan kapandı.
Yeni ama kanal açtı. Değil de telif hakları ile ilgili. Belki de. Yani. Yeni kanal açtılar. Yeni kanal açtıktan sonra içerik olmadığı için bana geldiler. Dediler ki senin bir şarkı vardı, yolla yayınlayalım. İyi olur dedim. İyiydi ben de. Bende de hiç gurur yok yani. Vermem falan yok. Direkt olur dedim. İşte. Verdim. Abi şarkıyı o kadar kötü bir telefonumdan kaydettim ki. Dokunmatiği falan bozuktu. Böyle nefesimle dokunmatik böyle klavye falan açılıyordu. İnanılmaz kötü bir telefondu. Oradan kaydettim. Reverb falan verdim böyle. İğrenç bir uygulamayı crackledim böyle. Dolarla satılan bir uygulamayı crackledim falan böyle. Oradan kaydettim ve böyle şarkıda arada gitarı duvara falan vuruyorum. Tak tuk sesler var böyle. İnanılmaz kötü. O şarkı 10 milyon oldu. Yani orada dedin ki tamam. Hastayım falan böyle. Evet abi. Orada dedim ki baktım 10 milyon oldu. Dedim herhalde yapıyorum ya. Dedim. Sonra tamam. ya bu aslında çok önemli bir röportaj oluyor bir taraftan. Çünkü Z kuşağında sen Z kuşağı oluyorsun değil mi? Z oluyorsun. Z kuşağında bence genel geçer şey problemi var. Kuşağın kendi problemi değil. Müzik sektörü Z kuşağına göre evrilemedi. Yani Z kuşağı müzik sektöründen önce evrildi. Evet. Önce modernleşti. Teknolojiye daha hızlı ayak uydurdu. Teknoloji hantal kaldı ve şey modu var hala. Biz dinleyici olarak biz burada müzisyenlere ulaşamıyoruz. Ulaşamıyoruz abi. Normal yani çok aramamız gerekiyor. Çok fazla insan var. Herkes ya şey deniyor ya artık işte müzisyenler istedikleri şeyi yapabiliyorlar falan. Hı-hı. Yapabiliyorlar da herkes yapabiliyor. Sadece aynen. İyi müzisyenler yapmıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla senin hikayen, sen aradan sıyrılabilmiş birisi olarak hı-hı. Senin anlattığın bu hikaye ekstra önemli. Sen dedin ki ben YouTube'da Keşfet FM'le vesaireyle falan böyle bir şey yayınladım ve devam ettim. Aynen. Sonra benim besteci olarak yazdığımı insanlar dinliyor da diye düşündün değil mi? Evet. Okeysin. Sonraki ilk şeyin devam etmek mi oldu yoksa sonra, şirket aradın mı mesela? Hiçbir şirket aramadım ama o zamanlar un kapanından zaten direkt üşüştüler yani yazdılar. Un kapanından. Hı. Ölü taklit yapsaydım. İşte ben bilmiyorum ki. Ben de şey diyorum, annemi arıyorum. Bak şirket aradı beni falan filan diye. Yani ben sanıyorum ki büyük şeyler olacak böyle. Bir de tabii ki o zamanlar hani referans isimler. Ya anlattığı isim 90 sene önceki isim ama bildiğim bir isim ya böyle abi. Evet. Hani şey diyorsun ya o da hata yapmış olamaz diyorsun böyle. O yüzden. Ama hapiste değil mi? Ama hapiste aynı böyle adamlara böyle girmeme olur diyor yani. Ya hapisle ilgili bir yanlışlık olmuş. Sonra işte ben Keşfet FM'den yine yayınlamaya devam ettim. Ya o şarkı inanılmaz gazladı beni. Ve daha çok böyle iki elle yapıştım yani. Kendim şarkı kaydetmeye başladım. Daha çok üretmeye başladım. Çünkü karşılığını görebiliyordum ve inanılmaz mutlu ediyordu beni. Ki 18 yaşındaki, 17 yaşındaki bir genç için abi o hayat evrilmesi gerçekten inanılmaz böyle. Yani ilk kez böyle yabancı insanlardan mesaj i̇nanılmaz falan geliyor. Şey. 17-18 yaşında inanılmaz çok garip gerçekten. Gelen bütün müzik şirketlerini de reddettim. İşte bayağı geldi böyle. Unkaban'ın hepsi yazdı. Hepsini iptal ettim. Yani çünkü ya bilmiyorum emanet edemedim kendime. Sonra kendim bağımsız yayınlayayım dedim. Keşfet'ten yayınlarken de öyle devam etti yani. YouTube kanalı açmam bayağı uzun sürdü ama benim. Hani ben kendim yapayım ya demem çok uzun sürdü. Şimdi o noktadan sonra şey diye düşündün mü? Yani dinleyiciye ben ulaşıyorum ama hani işte YouTube'a kendim bir şeyler yüklüyorum. Diğer müzik store'lara kendim bir şeyler yükleyebiliyorum. Hı-hı. İşte bağımsız müzisyenim artık filan ama bir böyle itelemeye ihtiyacım var. Yani bir profesyonel ekiple bir şey yapmam gerekiyor diye dürttü mü sistem seni daha doğrusu? Yani çok fazla. Çok düşündüm işte abi. İşte burada yani öyle bir sektörel bir şey soracağım sana onun için soruyorum. Hı-hı. Ya ben çok düşündüm bunu. 2 yıldır da düşünüyorum. Yani bir şey atıyorum abi süper. İşte trende giriyor çok izleniyor falan filan ama. Ama sen, şey olmuyor değil mi? İçeride de bahsettiğin gibi aynı 5000 kişi izliyor. Yani seni asla 7000'e 10.000'e taşımıyor. Seni asla böyle dağdaki bir amca dinlemiyor yani. Ki 5000 diyerek şey yapıyor, alçak gönüllülük yapıyor. Yani çok çok fanı var, çok insan dinliyor. Öyle ama yani bu şey hani ben yani gönül rahatlığıyla şey yaparak söyleyebilirim. Eyvallah. Ama evet anlıyorum ne demek istediğimi. Yani bir yere taşımıyor yani tabii ki müteşekkirim dinleyenlere ama müteşekkir doğru kelime mi ya? Muhtemelen yani yakın ya da. Tamam. Ben o şeyleri yuvarlıyorum. Yani müteşekkimiyen. Mütemadiyen. Orada değil de böyle. Sonuçlanmıştır yani. Niyet önemli. Yani sağ olsunlar, var olsunlar tabii ki. Ama işte hani ben de aynı şeyi üretmek zorunda kalıyorum. Çünkü arkamda bir maddi bir şey yok. Yani gidip mesela cebinde bir 20 binle şarkı yapmak var. Bir de kendi odanda kendi enstrümanlarınla şarkı yapmak var. Ya biz yıllarca abi Yasir'le
Ümraniye'de benim evimin odasında kaydettiğimiz klavyeyi görsen şu anda gülersin yani. Üstünde hoparlör falan var. Turuncu tuşları falan kasetli var böyle mi? Üstü. Düğün klavyesi yani. Baya çok inanılmaz kötü. Oyuncak. Onu nasıl atmayı attınız Burak mı? Bedil'i gördüğü zaman oyuncak demişti. Biz sahnede bile onunla çalıyorduk. Bu oyuncağı nereden buldunuz demişti. Atmadık duruyor duruyor. Hala kaydediyoruz çünkü. Yani onunla kayıt yaparken işte hani çok şey istedik. Yasir'le de konuşurken böyle ya ne olur artık biri şuradan bir cello çalsın, biri şu sazı çalsın, biri şunu yapsın böyle hani düzgün bir şey duyalım diye çok istedik. Ama çok da bekledik onun için. İşte en son ikimiz de bir anlaşma yaptık. Bir plak şirketiyle. Bir plak şirketiyle. Şimdi bir EP'miz çıkacak ikimizin de ayrı ayrı. Valla mutluyuz. Kaliteli bir iş yaptık. Yani kayıt anlamında, şarkı anlamında kaliteli bir iş. Ve işte bu kadar uzun soluklu bir serüvenin sonunda ilk kez böyle bir şeye girdik. İlk kez birine kendimizi teslim ettik. Ama mutluyuz da. Gayet memnunuz da şu anda. Şarkılar bitti. Klipler çekilecek. Klipler kaldı bitti. Klipler çekilince de bitiyor artık. EP'miz çıkıyor süper resmi abi, olarak yani. Süper. Şimdi bütün bu anlattıklarını şöyle bir toparlayınca şey sorusu bende canlanıyor. Kıyaslayarak anlatayım. Daha netleşir. Daha da net olur. Bence 90'larda bir overrated durum var. Şu yüzden overrated diyorum 90'lar için. 90'larda abi hatırlamazsın sen. Yani yeni doğmuştun sonuçta. Hatırlamaman tabii, çok tabii. Anlaşılır bir şey olur. Yok. Yani bu yoktu. İzleyenler de yoktu. Yani. Çoğu yoktu. O yüzden onları hatırlamıyor musunuz? Ey arkadaşlar. Saçma olur. Ey arkadaşlar. 90'larda o kadar televizyon yok ki. Bir televizyon var. İşte ya da iki kanal var filan. Ben TRT 2 çıktı diye şöyle bak düşün. TRT 1 var abi. Yani beni çok ilgilendirmeyen o işte çocuğum. O öyle şeyler yayınlıyor. Televizyon kapanınca üzülüyorsun. TRT 2 açılıyor, yayına giriyor. TRT 2'de tarım programları var ama mesela şey domates nasıl hasat edilir? Hangi mevsim? Bu yani ve öğlen kapanıyor mesela 2'de falan. İşte İstiklal Marşı kapanış falan. Biz TRT 2'yi izlerdik. Yani ben otururdum. Başka bir kanal var ya yani. Bir kanal daha var falan. Bu arada renkli. Oh, öbürü wow. Renksiz falan. Wow. Şimdi böyle bir ortamda bir şarkıcı çıktığı zaman sen zaten çıkıyor. İki kere televizyon çıkıyor. Bütün Türkiye tanıyor. Tabii. Bitti. Aranjör çıkıyor. Yalan da olsa mesela adam işte 40 yılın başı bir şarkıcı bir aranjör çıkarıyor. Bitti konu. Herkes tanıyor falan. Bu böyle devam etti. Azalarak bu etki devam etti. Kanallar çoğaldı. 90'lardan 2000'lere doğru seyrediyorum. 2000'lerde işte benim de çıktığım 2010'larda bilmem ne de bir sürü kanal vardı. İnternet vardı, oturmuştu falan. Ama hala azdı. Yani internet bu kadar yoğun kullanılmıyordu falan. Dolayısıyla benim meşhur olmam senin meşhur olmana göre kolaydı. Yani benim meşhur olmaya çalıştığımdaki ortam daha uygundu. Bütün bu anlattıklarını düşünürsen yani sizin neslinizin kırması gereken veya işte en çok en büyük problemi nedir yani başına gelen sürekli uğraştığınız. Çünkü dinletmek istiyorsunuz yaptığınız müziği ve internet çok yaygın, bir sürü müzisyen var, çok fazla televizyon kanalı var. Bugün itibariyle bence televizyonun internetten daha hafif bir mecra olduğunu söylemek çok saçmalık olmaz. Yani doğru olmaz. Bence yani. Nasıl ulaşıyorsunuz? Veya neslin genel problemini nasıl aşabilirsiniz yani? Yani şu an müzik yapan nesilden bahsediyoruz değil mi? Yani şöyle bir dezavantajımız var bizim daha bu. Şimdi insanlar seni o telefon kaydından tanıyınca o telefon kaydındaki gibi kal istiyor. O yüzden aslında müziğinin üstüne koyduğun her şeye böyle yabancı bakıyor yani. Yapmasa mıydın falan filan değişti. Ya da işte bak tarzı kayıyor falan filan diye. Yani ben de bunu yıllarca aylarca denemekten korktum. Böyle yeni bir şeyler, işi büyütmeye korktum açıkçası. Hala da korkuyorum hatta yani. Yine böyle işte Burak Bedeli ile oturup yani bir şeyler yapalım dediğimizde çok hafif kılıyoruz böyle yani aranjeyi. Ya da Vedat Özkaya ile oturunca falan böyle. Yani şimdi bunu bence, buna dikkat etmeleri lazım bence abi önce. Çünkü o raydan çıkınca insanlar seni ötekileştiriyor direkt böyle. Diyor ki artık bu bozdu diyor. Bu artık eskisi gibi değil diyor ve direkt diğer kanala atıyor seni. Bence yine abi tek gitar mı? Koy tek gitarda ya. Yani denemekten de korkmamak gerekiyor bir yandan. Ama işte yani bilmiyorum ya. Ben de sanırım o soft işte memnun olduğum için
bu taraftayım daha çok. O tamam, estetik olarak yani o şekilsel tarafında bahsettiğin hassasiyeti hı-hı. anlıyorum. Ama şeyden bahsediyorum yani bu nesil sesini tam olarak nereden duyurabilir? Yani şöyle daha şey açayım. Katılıyorum söylediklerine. Hı-hı. Çok daha fazla ünlü, çok ünlü insan çıkardı. Yani Ezhel çıktı. Tamam. Sen çıktın. Hı-hı. Ve Aleyna çıktı. Aynen. İşte bölündü. Rap, işte alternatif müzik dinleyiciler ve işte Aleyna Tilki falan. Ama bu kadar zaman içerisinde normal şartlar altında 2000 yılında çok daha fazla insan çıkardı. Bu bütün aslında marketin şey anlamına da geliyor. Çok insan çıkarmaya da müsait olmadığı anlamına da geliyor. Yani buradaki yapısal problem ne? Ya benim çocuğum var diyelim yani 90 yaşında. Benim çocuğum 90 doğumlu. 90 yaşında çocuğum var. Neydi o şeyin? Brad Pitt'in geriye doğru şey filmi. Benjamin Button olarak. Yani bu insanlar ne yapsın? Yani bunlar klipleri nereden yayınlasın? YouTube'a mı koysunlar? Ne yapsınlar abisi? Ya abi kesinlikle. Yani çünkü yani dijital... Harbiden ne bu yani? Nasıl yapacağız? Yani dijital şu anda inanılmaz büyük bir avantaj. Ama bir sürü insan yayınlıyor. Biliyor. Ama yani işte o zaman bir kimliğin olması gerekiyor. Sen bana söyledin ya abi hani bir herkesten ayrıştırdığın bir tarafı da var aslında müziğinin diye. Direkt kimlik sahibi olmak gerekiyor bence. Ses olarak, tarz olarak vesaire yani ne bileyim. Oradan sıyrılıp kendini de anlattığın ayrı bir dilin olmalı bence. İnsanları çeken taraf da bu zaten. Hani kusurlu bir dil olması lazım birazcık abi. Yani tamamen anlattığın şeyle ve anlatım yoluyla alakalı bir ayrıcalık yaşıyorsun orada. Tabii ki. Yani eğer o yola girersen ayrılıyorsun diğerlerinden. Ama işte denemeliler abi yani. Ya ben hiçbir şarkımı telefondan kaydettim diyorum ya. Yani tutar diye atmadım ki. Denesin. Kaç single yayınladın? Çok. Yani... Düetleri de sayarsak ben kendi şarkıları yani benim dahil olduğum tüm şarkıları topladığımda Spotify'da bir 65 şarkı falan 65. var. 65. Aynen. 65. Düetler dahil ama yani. Abi 65. 64, 65 Barış Manço'nun civarı. Bütün toplam albümlerinin tek sayısını merak ettim şu anda. Veya mesela Cem Karaca'nın. 65 o kadar önemli bir şey ki işte tam olarak bunu soruyorum aslında. Bu işte Generation Swift'te yani nesil değişiyor falan her şey değişiyor ya. Aslında çok şey değişmiş. Yani 65 şarkı bence sen çok parlak bir kariyerin başındasın. Hı-hı. Yani herkes seni çok seviyor. Hepimiz seni çok seviyoruz. Hı-hı. Ama böyle gideceğin bence çok 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 daha şey var. Hani çok iyi yerlerde olacağından hiçbir şüphem yok. Ama 65 şarkı o kadar ciddi bir emek ve o kadar şey ki 65 şarkı kaç albüm abi? Bölemedim. Bu arada 60'ı 10'a bölemedim yani. Bölemedim de o yani. 6 şarkı 5 tane de düet diyelim yani. Evet. İnanılmaz. İnanılmaz. Ya yayınlamadığımızda bir 65 daha ya, vardır abi. Tamam. O aynen. Şey. Ama çer çöp değil böyle yazıp böyle hani köşeye yani, attın bana diye. Bana zaten düet yaparken gördüğünüz 72 tane. Bu olur mu? Bu olur mu? Bu olur mu aynen, diye. Aynen. Vallahi tebrik evet. ederim. Vallahi eyvallah, tebrik ederim. Ben özellikle sizin kuşağın hastasıyım. Bütün bu kuşak çatışması bilmem nesine rağmen ben sizin kuşağın hayatımızda birçok şeyi çok düzelteceğini düşünüyorum. Birçok şeyi. İnşallah. Yani bir sürü şeyi. Sanat sepet işlerinde falan da hastasıyım. Yani bu rap'e falan çok kuruluyorlar. Hiç kurulmuyorum abi. Tabii bin canım. Tane güzel şey dinledik. Aynen öyle. Benim aktif olduğum dönemde bu kadar güzel şey dinlemiyorduk. Bu kadar çok örnek yoktu elimizde falan. Hı-hı. Şimdi daha çok şey var. İnsanlar kendisi seçsinler. Yani kötü şey yok mu? Bir sürü sürüyle yani. Bazı var. Çok kötü şeyler de var. Leş gibi çok bir sürü şeyler de var. Aynen, aynen yani. Öyle. Aynen. Hastasıyım. Valla ellerinize sağlık. Aynen öyle. Çok güzel bir şarkı yazdığımızı düşünüyorum beraber. Çok uğraştık. Hakikaten benim kariyerimde de çok önemli bir şarkı olacağını düşünüyorum. Umarım. Şimdi onu biraz tıngırt atacağız. Evet. Hazırlıklı değiliz bu arada. Yani böyle biraz yalandan olmayacak ama daha samimi olacak. Çünkü işte şey kayıtta başka bir tondan çalarız. Canlıda başka bir tondan çalarız ya. Öyle güzel olacak. Biz içeride biraz prova ettik. Sen beni en güzel gülüşünle bir sahil köşesinde mahkum eder gibi. Sen bana bir yangın gidişinle uyandım tam içinde koca bir yalnızlığın. Beni anla.
geçmez zamanla. Yalnız kalınca hatırla beni, avutma arta kalanla. Kalbinde sakla, kolaysa gel sen tut beni düşmeden yana. Yana sönüp gitmeden ben çok yoruldum geceden, anla beni, anla gel sen tut beni düşmeden yana. Yana sönüp gitmeden ben çok yoruldum geceden, geçmez ki zamanla. Profesyonelliğe taşıyan arkamdaki bu harika ekip. Profesyonelce kripto para satın almamı sağlayansa BTC Türk Pro. BTC Türk Pro ile Bitcoin ve kripto paraların anlık değişimlerini takip edebiliyor. Piyasa, limit, stop emirleri anında verebiliyor. Tüm varlıklarımı kolayca görüntüleyebiliyorum. Farklı işlem çiftlerinde alım satım yapabiliyorum. Siz de BTC Türk Pro'yu indirin, profesyonelce kripto para alıp satmaya başlayın. BTC Türk Pro'da. Çağ'ım, bizim şeyimiz var abi. Gelene diyoruz ki kripto para çıkarmak istiyorsun. Hı-hı. Bir altcoin çıkarmak istiyorsun. İsmini ne koyardın ama Çağ'ın coin olmuyor. Sayı oluyor mu? Olur. Oluyordur herhalde değil mi? Olur. Sayı oluyorsa 22 coin yapar. Bir dövmen var. 20, aynen 22, 22 dövmen ile ilgili bize aşırı manşet bir şeyler ateşlemek ister misin? İnşallah eski kız arkadaşına falan bir söylemek istediğim şeyler var. Buradan direkt kameraya söylersen. Ama şey yani içten içe tabii ki var. Dıştan dışa onu dıştan şey dışa olmaz. yani bilmiyorum, benim için çok özel bir sayı abi. Şöyle söyleyeyim sana. Yani nerede 22 görsem, böyle atıyorum saat 22 hemen mi? Hemen eski sevgini mi arıyorsun? Hayır öyle değil. Anlatayım bir saniye. Ama eski sevgine bağla ne olursun. Bağlayayım tamam, şey olsun izlensin diye. Aynen. 22, nerede 22 görsem inanılmaz güzel şeyler geliyor başıma. Atıyorum böyle çok harika bir zaman geçiriyorum. Saate bakıyorum 22.00 ya da işte 17.22 falan böyle. Tarihe bakıyorum 22. İşte bir şehir değiştireceğim. Peron 22 falan böyle yani. Koltuk numaram 22 böyle. İnanılmaz çok rastlantılar yaşadım. O yüzden 22 güzel bir sayı. 22 coin. Evet, 22 coin. Bağlayayım kız arkadaşıma, sen çok istiyorsun. Geçirdiğim her an, her hatıra 22'ye dayalı olduğu için tabii ki 22. Biraz daha şey yapmak ister misin? Bunun bir hurafesi de çıktı şöyle. Benim kalbim 22 saniye durmuş. O yüzden ben böyle... Çağ'ın kalbi 22 saniye durmuş. O yüzden 22 diye şarkı yapmışım. Mikrofonla yapmış oynadım. Mısın? Orada mikrofon. Bu paylaşmak ister misin? Olur. Yok öyle bir şey yok aslında. Bu bir hurafe. Vallahi. Yani böyle üretiyor insanlar kendi kendine. Olmadı mı öyle bir şey? Yok olmadı. Olsun istiyorsan eğer durdurayım, vurup kendimi ben 22 saniye. Tamam süper abi, çok teşekkür ederim. Eyvallah. İkinci sorumuzu soruyoruz. Dur şöyle yapalım. hiç Bitcoin ya da kripto para aldın mı? Mesela çok uzun süre önce aldın ve unuttun, Bitcoin'ler olduğunu düşün. Bulduğunda ne? Ha öyle düşün hacı. Almışsın. Ama böyle zamanında büyük okutmuşsun yani, bin Bitcoin almışsın mesela. Öyle bir kafa var. Süper. Yani zamanında niye öyle bir şey yapacaksan. Mesela hemen doğduğun anda almışım 96, 96, 97. 97'sin. 97'li birisi olarak sana gelmiş yani. Demişsin ki ben bir gideyim 10 bin tane Bitcoin alayım falan. Gerçi o zaman binayı muhtemelen satın almış oldun şu anda. Evet. İçinde bulunduğumuz binayı. Almışsam ne yaparım mı? Ne yapardın? Yani eğer şu ana kadar satmadıysam. Ki satmıştın. Satmadıysam ama yine de
İçeride konuştuklarımızdan sonra satmazdım hala. Biraz daha beklerdim madem bir 3-5 yılda. Tam zengin olalım o zaman. Düzgün zengin olalım. Büyük zengin olurdu ama şimdi. Daha çok zengin olalım o zaman abi. Sırtımızı yaslayalım böyle rahat olalım yani. Sattıysam da vallahi... Kapanını alıyoruz değil mi? Böyle gidiyoruz oturuyoruz. İnsanlar sadece kurtulsun diye. Yani sadece içinde oturuyoruz. İnsanlar kurtulsun. İçiyoruz, böyle çay içiyoruz içinde. Yani çok şey yapardım. Ev araba falan direkt. Hakikaten ne yapardın ya? Acayip param var. Ama böyle şey düşün. Hakikaten sonsuz param var. Almışsın Bitcoin ve çok çıkmış ve ne yapardın? Yani bu soru bence çok kolay bir soru değil. Abi çok kolay aslında. Ben biraz memur düşünüyorum galiba çünkü. Direkt bir ev araba falan filan böyle ana ihtiyaçlarımı maksimum seviyede alırdım. Hı hı. Sonra yaşardım yani. Ezerdim parayı yani. İşte bu yaşardım kısmında bir. Yani bilmiyorum ki abi. Yapardım ya. Parayla ne yapılıyor? Sen anlat bana birazcık. Şöyle. Anlatmam gerekirse uzun sürer falan diye. Yani işte ne yapılıyorsa onu yaparım yani. Her şeyi yapabilirim işte. Para abi yani sonuçta. Bitcoin olmuyor abi parayla. Yine mi Bitcoin? Böyle bir döngüye yani giriyoruz. Mutlaka işte, alırım zaten. Canım i̇şte yani, böyle böyleyiz. Çıkamıyoruz buradan. Konu birkaç o. Milyon koyarım oraya böyle yani, köşede. Onunla da Bitcoin alıyorsun sonra. Onu satıp sonra tekrar onunla Bitcoin alıyorsun. Aynen böyle. Sonsuz öyle çeviriyorum kendimi. Bizim şarkıda böyle hafif bir evet, fıtı fıtı. Bir tane birazcık ufak, böyle ufak, fıtı fıtı. Girelim birazcık. Ucuzu sevilmek kadar yanında kalmadım, kalamadım inan. Yüzünde tanıdık siman, canımda yandığın inandığım zaman. İtmezdin uçurumlara, hani ellerin tutacaktın yalan. Nasıl severim bir daha, gözünde görmedim kendimi yanar. Yanar. Canım yanıyor, beni sevme diyor. Yok mu bir yol, yok mu bir yol? İçim acıyor, sana varmadı yol. Yokluğu zor, yokluğu zor. Yüzüme gülüyor, elinde tutuyor. Sırtıma saplıyor bıçakları. Sözüme eskidi çok, seni sevdi son. Gönlüne sor bütün hesapları. Yüreğim kanıyor, katilini arıyor. Sevmeyi kendime yasakladım. Fırtınam diniyor, kokun eski bir son. Bu aşka sakladım kurşunları. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bence Çağan'a kocaman bir alkış. Çünkü Çağan... Teşekkürler. Pazar geldi bizi şenlendi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.